Bakın, insanoğlu yeryüzüne geldiği zaman hiçbir şey yoktu. Elbise bile yoktu. Hiçbir şey. Ev yok. Ama Rabbül Alemin kuş yarattı. Dedi ki ey insanlar, bak ben size akıl verdim. Kuşa bakın, uçmayı öğrenin. İnsanoğlu ne yaptı? Kuşa baktı. Ha dedi, kuş uçuyor. O zaman ben de uçabilirim. Çünkü Allah akıl vermiş bize. Yani arıya bal yapma özelliği vermiş, kuşa uçma özelliği vermiş, bilmem örümceğe ağ kurma özelliği vermiş. Her birisine bir özellik vermiş. Köpeğe alarm özelliği vermiş. Kapının önüne koyuyorsun, hırsız geliyor, hav 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 yapıyor. Sen diyorsun tamam, hırsız gelmiş. Gidiyorsun hırsızı yakalıyorsun, suçüstü. Yani her bir hayvanın yeryüzünde görevi var mıdır? Vardır. Şimdi kuşa baktık. Ha dedik, demek ki uçabiliriz. Kartala baktık. Ha jet yapabiliriz. Şahine baktık. Aa füze yapabiliriz. Roket yapabiliriz. Bu gibi insan kendini geliştirdi. Hayvani yönü. Çünkü insanın kaç yönü var? İki yönü. Hayvani ve ruhani. O ruhani dediğimizde melekut alemidir. Melekut. İnna halaknal insane fi ahsani takvim. Muhakkak biz insanı en üst seviyede yarattık. En üst seviye ne demek biliyorsunuz cemaat? Meleklerin üstü demek. Cinlerin, meleklerin üstü. En üst seviye. Daha üstü yok. Yani Rabbul Aleminin bir altı insandır. İnsan makamı. Yani melekten üstün, bütün hayvanlardan üstün, cinlerden üstün, hepsinden üstün olan nedir? İnsandır. Ama ثُمَّ رَدَدْنَا اَسْفَلَ السَّافِلِينَ. Sonra yaptıkları hatalar, yanlışlar, Rabbul Alemine karşı gelmekle yaptıkları günahlardan dolayı hayvanlardan bile aşağılık oldu. Belhumul yedullun. Hatta hayvandan daha aşık oldu. Ülâike kelenam. Onlar iki ayaklı hayvana dönüştüler. Allah muhafız. Demek ki insan öyle bir varlık ki en üst seviye, en üst makamda yaratılmış ama yaptığı hatalardan, o kafa, akıl var ya akıl. Akıl çok büyük bir nimettir ama çok büyük de bir nimettir. Nimet güzelliktir, nimet kötülüktür. Aklı kötülüğe kullandığımız zaman hayvandan aşağılık oluyoruz. Aklı iyiye kullandığımız zaman melekten üstün oluyoruz. Şimdi biz ne yaptık? Aklın hayvani yönü var, bir de melekut yönü var. Hayvani yönünü kullandık. Kuşa baktık, uçmayı öğrendik. Kuş normalde uçuyor. İnsan uçabilir mi? Ses cemaat. Ses çıksın bak, sizinle savaşa gitmem ha. Korona gibisiniz ya. Mübarek bir kendiniz. Eskiden cezbe mezbe getiriyordunuz. Bizi de gaza getiriyordunuz. Vallahi şimdi konuşayım. Duvar da karşında zaten kolun. Neymiş? Ses. Uçamaz. Uçamaz. Ama uçuyor. Uçuruyor. Uçak var. 500 kişiyi koyuyorsun. 5 ton koyuyorsun. Kuşun üzerine bir tane kuş daha koy, düşüyor. Yani insanoğlu demek ki o kuşa bakıp kuştan daha iyisini yaptı mı, yapmadı mı? Yaptı. İnsanoğlu arıya bakıp, arı sadece bal yapıyor, tek çeşit. Ama arıya bakıp bugün tatlıcı orada. Çeşit yaptı mı, yapmadı mı? Balı da yaptılar. Yani demek ki insanoğlu hayvani yönünü kullandı mı şu an? Kullandı. En iyi şekilde de kullanıyor. Karıncaya baktılar. Biliyorsunuz hani eskiden beri, ta peygamberler zamandan beri hep diyorlar ki karınca berekettir, berekettir değil mi? Evet. Niye karınca bereket? Karıncanın neyi var? Çalışıyor değil işte. Karınca berekettir diyen peygamber aleyhisselam zamandaki insanlar ta bugünü gösterdiler. Bugün dünya ekonomisi karıncanın sırtındadır. Dünya ekonomisi karıncanın sırtındadır. Siz diyeceksiniz nasıl oluyor hocam karınca dünya ekonomisi? Evet, şu an dünya ekonomisi karıncanın sırtındadır. Çünkü karıncanın üstündeki o iki anten var ya, o iki anten. Onun teknolojisini kaptı insanlar. Türkcell'in reklamına bakın, karınca oynuyor. Niye karıncaya koydu? Çünkü karıncanın o anteni, dünyada iki tane karınca olsa, biri Amerika'da biri Türkiye'de, bir tanesinin yanında elma olsun, elma yiyecek,
Başka yiyecek olmasın. Amerika'daki karınca antenle öbürüne sinyal atıyor. Diyor karınca kardeş burada var. O da deliyor. Bir bakınca tık çıktı Amerika'da beraber o elmayı yiyorlar. Karınca teknolojisi şu an telefon, bilgisayar. Bütün şu anki teknoloji hepsi nedir? Karıncadan alındı. Onun için diyorlar karınca berekettir. Eskiden sen Amerika'dan nasıl mal alacaksın, nasıl vereceksin? Bir kere gidip gelmeye çalışsan yıllar sürecek. Ama ne oldu? Bugün WhatsApp'tan sen resmini koyuyorsun. Hemen karşı taraf tamam diyor onayladım. Bak karınca bereket. Karınca nasıl bereketliymiş. Karınca ne yaptı bugün? Senin bütün ekonomini sırtlandı. Bugün sen kendi işlerini karıncan bereketiyle yapmıyor musun? Soruyorsun insanlara. Diyorsun ya sen iş yeri var. Ya tamam diyor hocam ben zaten benim işim telefonda. Telefonda hallediyorum. Öbürü diyor benim işim bilgisayarda. Hepiniz öyle değil misiniz? Bugün benden bir mal aldınız. Paramı vereceksiniz. Ta Ankara'dasınız. Diyorsunuz hocam IBAN at. Allah razı olsun karıncadan. Öyle bir şey yaptı ki IBAN atmayı da öğrendik. IBAN'ı atıyorsun. Karınca teknolojisiyle tek oraya atıyorsun. Demek ki insan hayvanlardan öğreniyor. Hayvanat makamını hayvanlardan öğreniyor. Hayvanlar bugün bize hayatı öğretiyor. Şimdi demek ki biz dedik iki maddeden oluşuyoruz. O iki madde nedir? Et, kemik dediğimiz bu dış görüntü, bir de içerideki ruh. Anlaşılıyor değil mi cemaat? Ben anlamıyorum çünkü. Bu ruh var, bir de et, kemik var. Et, kemik neyle doyar? Suyla, yemekle doyar. Ruh, zikirle doyar. Biz et, kemiğe yöneldik, uçak yaptık. Et, kemiğe yöneldik, teknoloji yaptık. Et, kemiğe yöneldik. Yani hayvanlara baka baka, hayvanların yaptığından daha iyisini yaptık. Hayvanları yiye yiye, hayvanların yaptığı her şeyin daha iyisini yaptık. Peki, ya bu ruha yönelenler kim? İşte piyasaya Gavs'ımız çıkıyor, Mahmud Efendi Hazretleri çıkıyor, Konyevi Hazretleri çıkıyor. Bu zatlar Allah dostları çıkıyor. Onlar da melekut alemindedir. Benle sen uçak imalatıyla uğraşırken, telefon imalatıyla uğraşırken, aklımızı hayvanların mesleğiyle uğraştırırken, onlar aklını melekut aleminde kullandılar. Onun için diyorlar ya mesela bir Allah dostu bir anda bir yere gidebiliyor, bir anda şöyle yapabiliyor. Melek yapabiliyor mu bunu? O zaman Allah dostu da yapar. Çünkü bir kere şaşırmayın. Allah dostu dedi melekten üstün. İnne halaknel insane fi ahsani takvim. Ayettir ya. Biz insanı en üst yerde yarattık. En üst makamda. Melekten de üstün. Bugün bir meleğin yaptığını, bir Allah dostu yaptığı zaman niye şaşırıyoruz? Bir kuşun yaptığından daha iyisini yapmıyor muyuz? Bir karıncanın yaptığından daha iyisini yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. O zaman bir Allah dostunun da bir meleğin yaptığından daha iyisini yapmasına şaşmayın. Çünkü onun üstünde bir makamı var. İşin hakikati budur işte. Biz ne yapacağız? Melekut aleminde çalışacağız. Zaten dünyalık bir işe yaramadık. Yani bir teknoloji bulan var mı aranızda? Yok. Bir şey de ortaya çıkarmadık. Yani biz öyle bir arafta olmuşuz. Ne melekut aleminde varız, ne hayvanat aleminde varız. İkisinde de yokuz. Ortada durmuşuz, ne önümüze sererleriz. Melekut aleminde şeyhe takılıyoruz. Ya Gavs beni getir. Hayvanat aleminde de Bilgeys'e takılıyoruz. Ve Elon Musk'a takılıyoruz. Bilmem oraya buraya takılıyoruz. Yani teknoloji kimdeyse onun peşinde gidiyoruz. Bari dünyaya yaramadık diyorlar ya bari ahirete yarayalım. Bol bol zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tetmainul kulub. Ey kullarım senin kalbin var ya kalbin. Parantez içinde ne dolarla ne euroyla ne kadınla ne kızla ne malla ne mülle hiçbir şeyle huzur bulmaz. Dünyanın bugün istatistiklerine baktığınız zaman en huzursuz insanları zenginlerdir. Fakirler de huzurlu değil yani o da var. Yani şey yapmayın demeyin vallahi hocam fakirler huzurlu o da huzurlu değil. Kimler huzurlu? Fakir huzurlu değil. Zengin huzurlu değil. Orta halli huzurlu değil.
Kardeşim bu huzurlar nerede diye sorduğumuzda Allah-u Teala diyor ki ancak kalbiniz beni zikrederek rahatlar. Zenginsen, zikir varsa kalbinde Süleyman Aleyhisselam gibi rahat edersin. Keyif eder. Hem dünyan cennet olur hem ahiret. Zenginsen, zikir yoksa kalbinde Karun gibi bunalıma girersin. Firavun gibi olursun. Fakirsen, fakir o büyük zatlar gibi zikir varsa kalbinde huzurlu olursun.